Sabahın köründe radyo programı yapanlar kupası final karşılaşması için 4. Levent Giuseppe Meazza stadına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Dilker Yasin. Aragaz takımı sahaya kudurmuş gibi büyük bir motivasyonla çıkıyor. Kalede Zahmet Çeker, defasta ünlü magazinci Taylan Yaylan, gezgin, kaşif ve turizmci Taner Gezelek ve yatırım uzmanı ünlü iktisatçı Eşber Siftah. Orta sahanın solunda ünlü filozof Peyami Kıyısızgöl, sağ kanatta ise strateji ve diplomasi uzmanı Orgay Kabarır'ı görüyorum. Orta sahanın ortasında ise Profesör Doktor Dilber Kortaylı Hoca oynayacak ve Aragaz'da ileride tek forvet olarak 1992'den beri radyoların tartışmasız gol kralı Kadir Şöpdemir. Ağlamak istiyorum. Haydi çocuklar, bu maç bizim. Türkiye radyolarının en çok dinlenen sabah şovu Aragaz başlıyor. Dilber Hocam. Ne var Kadir? Günaydın. Günaydın sana ve bizi dinleyen bütün cahillere. Ya bu İngiltere kraliyet ailesine sular durulmuyormuştu ya. Ayol yine ne olmuş? Bu sefer de görümceler birbirine girmiş, iyi mi? Ay kraliçenin görümcesi 50 sene evvel öldü ayol. Yok yok, bu kraliçenin torunlarının karıları. Yani hani Prens Harry'nin karısıyla Meghan, yani Prens William'ın karısı Düşeş Kate var ya. Onlar birbirine dalmışlar. Olur tabii, ne olacak? Kraliyet ailelerinde gayet normal şeyler bunlar. Daha ileride hangimizin kocası tahta çıkacak diye saç saça baş başa bunlar birbirlerine girerler. Hocam yalnız dikkat ediyorum. Kraliyet ailelerinin çoğu tipsiz ya. Ay hiç kimse Fransız kraliyet ailesi kadar tipsiz olamaz Kadir. O nedir öyle yahu? Hocam sorma ya. Ben Fransa'da bu kraliyet ailesinin yaşadığı şatoları gezdim. Duvarda bunların yağlı boya tabloları var. Hakikaten tipsiz bir sülaleymiş ya. Yani ben Fransız olsam ben de ihtilale katılırdım, ihtilal yapardım. Bu tipsizleri alın başımızdan diye. Tamam, Allah'ın yarattığına kusur bulunmaz ama o nasıl bir tip arkadaş ya? Nitekim giyotinle kestiler kafalarını. Ya neyse, mevzumuz o değil. Görümceler niye kavgalı? Prens Harry'nin karısı Düşeş Meghan'la Prens William'ın karısı Düşeş Kate niye küskün? Tabii ben bu konuya vakıf değilim. Ama burada bir Düşeş Kate'i tutuyorum sanki ya. Neden? Çünkü bu Düşeş Kate'in babası ya kont ya dük ya da lord, neyse, anası da Düşeş. Kızı hem İngiliz hem asil kraliyet ailesine gelin gitsin diye 4 yaşından beri eğitiyorlarmıştı. Düşeş Meghan kim? Dış kapının mandalı. Amerika'dayken denk getirip kim bilir neler yaparak aldı prensesin hakkını. Prenseslik hakkı. Yani hop diye geldi buraya kondu kenarın gülü. Yani ben de o Düşeş Kate'in yerinde olsam bozulurdum diye düşünüyorum. Bir emek var orada çünkü. Ay bir de zaten Meghan Kate'den daha güzel, melez bir güzelliği var. Evet, babası siyahi olduğu için Meghan da melezlerin güzelliğini taşıyor. Ya Kate de sen çamaşırla duş almış gibi bembeyaz değil mi hocam? Aa, benim kötü, benim pardon, telefon çaldı, pardon. Alo, aleykümselam, kimsin bacı? Düşeş Kate, nasılsın canım? Şimdi senden bahsediyorduk yavrum, yavrum. Ay Düşeş ama cahil bir kız. Efendim Düşeş Kate, rica ederim yavrum, samimi hislerimi söyledim ya. Ne diyor, ne diyor? Kadir abi diyor, görümcemle aramda olan mevzuda diyor, benden yana olacağın olduğun tavır diyor bana güç verdi diyor. Sen beni diyor destekliyor olman diyor Buckingham Sarayı'nda benim elimi güçlendirdi diyor. Çok teşekkür ederim diyor. Ay senin nasıl bir dünyan var Kadir? Alo Kate. Peki sen şimdi asilzade terbiyesi almış bir kız olarak öyle kolay kolay kavga edecek, hani küs olacak biri değilsin. Ne oldu da görümcen Kate'le şeyle kavga ettin kız? Ha. Ne? Sırası mı ne? Vay öyle mi? Bak sen. Ne diyor, ne diyor? Şimdi Düşeş Kate diyor ki ne? Kadir abi diyor, bu saraya diyor ilk ben gelin geldim diyor. İlk olduğum için diyor kraliçe bana çok zalim kaynanalık yaptı diyor. Koca sarayın yerini veriyor. Bir kova su ile ben uyurdum diyor. Sonra bu Meghan'ı gelin aldılar. Bibimizle işleri bölüştürdü diyor. Sarayı bir gün o, bir gün ben temizliyordum diyor. Ay bibimiz dediği kim ayol? Yani büyük anne manasında kraliçeye bibi diyor yani.
Anadolu'nun yine gibi. Allah Allah. Ama Kadir abi diyor, bu Meghan diyor tabii Amerikalı olduğu için diyor görgüsüz bir insan. Sarayı diyor süpürürken tozlar hep divanların koltukların arasında süpürüyor diyor. Ertesi gün temizlik sırası bana gelince bütün iş ben yapıyorum diyor. Ayrıca diyor bir haftadır da diyor ben yeni doğum yaptım, ne olsayım temizlik falan yapamam diye ondan sonra çamura yatıyor diyor. 40 gün işe el sürmeyeceğimiş diyor. Kadir, bunlar İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri mi yoksa kuma mı? Ay bu nedir ayol? Hocam ne bileyim, herkesin üstünde azıcık donuna dökülen bir yıldız var yani. İnsanları tanıyamıyorum ben artık. Alo ha Kate, efendim ne dedin? Yapma ya. Ne olmuş? Kraliçe kaynanam öbür odadan gel buraya Müge Anlı'yı aç diye seslendi diyor. Ben de diyor kapatıyorum diyor. Dedi ve gitti yani. Ay İngiltere kraliçesi Müge Anlı'yla tatlı serti mi takip ediyormuş? Öyleymiş demek ki hocam. Ay ben de. Neyse. Fatal error. Aragaz. Aragaz. Gizo. Efendim canım. Ya Nusret haberini gördün mü? Kesilen cezayı mı diyorsun? He, aynen onu diyorum. Ay gördüm. Efendim bilmeyenler için özet geçeyim. Nusret'e Amerika'daki şubesinde 4 çalışanının şikayeti üzerine epey yüklü miktarda ceza kesilmiş. Birkaç gün önce 250 bin dolara yakın bir para cezası. Yani az buz bir şey değil tabii. Ay Türk lirasına çevirince milyona geçiyor değil mi Kadir? Karnını kaşıya kaşıya geçiyor hem de. Nusret bir şey demiş mi peki, ben görmedim. Sen kesin biliyorsunuz sosyal medyanın kurdu olduğun için. Açıklama yaptı Instagram hesabından, gördüm ben. Ne diyor peki? Önce çalışanların iddiaları ne onu söyleyeyim. Çalışanlar Nusret'in tiplerini yani bahşişlerini tam vermediğini, maaşın içine katıp verdiğini, sorunca da bir şey söylemediğini, ben ne dersem o deyip konuyu kapattığını iddia ediyorlar. Nusret ne diyor? Aynen söylüyorum. Vallahi de billahi de tallahi de yalan diyor. Ben de onların olduğu yerden geldim. En önem verdiğim şey kul hakkıdır. Asla kimsenin hakkını yemem. Beni bilen bu konuda çok hassas olduğumu da bilir diyor. Ama ceza kesildiği doğru değil mi? Doğru ama onun için de hiç mi haksız yargılama olmuyor diyor. Yani iddiasına göre ona haksızlık edilmiş. Şimdi çalışanların ilginç açıklamaları var. Kendini Al Pacino karakteri olan Tony Montana gibi zannediyor, öyle davranıyor demişler. O çok belli ama zaten. Ya Nusret'in bir Al Pacino, bir Godfather takıntısı var. Sosyal medyada onların kılığına girip pozlar veriyor. Ama ben bunu şekil olarak yaptığını düşünüyorum. Sonuç olarak o cezayı ödeyecek yani. Ben olsam ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın? O cezayı nakit olarak götürür, kameraları da çağırır. Hani onun bir tuz serpme hareketi var ya, tüm dünyada akım oldu. O hareketle dökerdim paraları. Madem seve seve değil, seve seve ödeyeceğim o cezayı. Hadi bari şova dökeyim, gündem olayım derdim. Ha belki bu yayından sonra biri gider söyler ona, dediğin gibi yapar bakarsın. Vallahi herkes şahit, fikri ben buldum. Görürsem bir tazminat davası açarım, hazır ceza ödemeye ısınmışken alırım. Ya al işte, düşüne bir de sen tekme vuracaksın Kadir, bravo. Ya Nusret o kadarcık parayla bırak düşünme, tökezlemez bile, sen rahat ol ya. Ama sinir olmuştur tabii. Soğutucu odalara girip et tokatlamıştır diye düşünüyorum sinirden. Ay, sen söyleyince gözümün önüne geldi yine. Ya merak etme, videosu da gelir yakında Insta'dan. Et tokatlarken izleriz babayı ya. Aragaz. Aragaz. Eşmer hocam. Kadir'im. Fortnite diye bir bilgisayar oyunu duydun mu? La yine mi bilgisayar oyunu kardeş hocam, ya? Hocam bu geleceğin mesleği bilgisayar oyunculuğu ya. Bu Fortnite'ın turnuvaları var. Fransa'da 17 yaşında bir oğlan bu turnuvada galip gelip 46 milyon gayme para kazanmış. Bilgisayar oyununda. Evet. Ama turnuvası var bunun yani. Wimbledon gibi, Şampiyonlar Ligi gibi. Velet bu işin starı, yaşı daha 17, 46 milyon gayme kazanmış. Ben daha 46 bin lirayı bir araya koyamadım ya. Vay kardeşim ya, ya biz bu dünyaya erken gelmişik ya. Ben 17 yaşındayken en teknolojik oyun langırttı be hocam. Yani oynarken yakalanırsak da büyüklerimizden dayak yiyorduk. Neyse onu diyorum. Bu bilgisayar oyununda 46 milyon gayme kazanan çocuk meğer oyunda hile yapmış. Vay haramzade şorikti. Evet.
Fortnite'ın yapımcıları çocuğu oyundan men etmişler. Çocuk da kendi YouTube kanalında hile yaptığı için özür dilemiş, ağlamış. O videodan da 25 milyon lira kazanmış. Ya tanımadan gıcık oldum bir coya ben ya. Hocam bak düşün, böyle bir kuşak geliyor. Özür dileyip ağladığı videoyu YouTube'a koyuyor. O kadar çok tıklanıyor ki herifin zırıl zırıl ağladığı video 25 milyon liralık reklam alıyor ya. Biz de burada programda reklam var diye sitem yiyoruz dinleyiciden. Ayıptır. Önümüzü kapamayın kardeşim. Bak elin Fransız veledine, benim çocuğum yaşında lan. Bende çocuk yok da benden daha çok kazanıyor. Ben bunun yaşındayken Eskişehir otosanayide çıraklık yapıyordum. 100 lira haftalığım var mıydı? Kaç geçmiş zaman hatırlamıyorum ya. Kardeş biraz haset mi yaptın ya? Biraz değil, köküne kadar yaptım hocam. Ya bu çocuğun yaşı 17, kazandığı para 47 milyon hocam. Neden benim 17 yaşındayken böyle bir fırsatım olmadı? Neden? Kadir'im kardeşim sakin ol ya, herkes kısmetini yer kardeş. Ne yapalım, bizim de nasibimiz bu kadarmış ya. Ya onu geçtim, elim verdi bilgisayar oyunu turnuvasında kazanıyor. Bir evde arkadaşlarıyla FIFA 2000 turnuvası yapıyoruz biz. Herifler hayvan gibi yiyor içiyor, onları doyurmak için cepten para gidiyor. Arada röveşata atsak seviniyoruz. Ya ben bir yerde hata yaptım Eşber hocam da. Yani nerede bileyim, bir Fransız velediyle benim aramdaki refah makası bu kadar açık olmamalı ya. La oğlum senin gözüne ne göründü şimdi ya? Eşber hocam hayat elimden kayıp gidiyor gibi göründü. Bak yaş kaça geldi. Biliyorum benim artık 46 milyon gaymem olmayacak. Böyle bir para kazanma gibi şansım yok. Kazandığına say kardeş ya. Hocam çok fena haset yaptım. Biliyorum bu iyi bir şey değil ama ya bu veledin yaptığı nedir ya? Yarattığı katma değer ne lan? Altı üstü bilgisayar oyunu oynuyorsun. 46 milyon kazanıyorsun. Bunca yıldır okuyoruz, yazıyoruz, konuşuyoruz. Hani bizi dinleyen içinde benden daha tahsillisi var. Emeğini, kol gücünü yıllarca harcayıp da iki kuruşu yan yana koyamayan da var. O da ayrı bir şey de yani kimse 46 milyon kazanamıyor. Eş boş. Eş boş ne ya? Çorikti. Hocam özür dilerim, biraz yükseldim sana. Yani bu olan dengemi bozdu. Dinleyiciye sormak istiyorum. Bilgisayar oyunu oynayıp 46 milyon kazanan hem de hile yapıp kazanan bu velete mesajınız nedir? İleteceğim ben bu mesajları. Twitter adresimiz belli, Aragaz Karnaval. Yani hakikaten içinizden ne geçti? Samimi duygular ve düşüncelerle bize lütfen bildirin efendim. Kardeş ben en son mahallede kızlarla seksek oynadım, ondan sonra da oyun falan bilmem ya. İşte beni de bu yaktı. Yanlış bir sosyal çevrede büyüdük biz hocam. Aragaz. Aragaz. Gizu. Söyle canım. Ya hep iyi haberler, mutlu haberler veriyoruz buradan ya. Ne güzel işte. Maalesef çok erkeği üzecek kötü bir haberimiz var. O durumdan bahsetmek zorundayız. Ay hayır olsun, ne oldu? Ya moda dünyasından dostlarım bana bu bilgiyi geçti. Ağacın notuyla geçtiler. Erkekte sakal modası bitiyormuş. Nasıl yani? Önümüzdeki yıllardan itibaren erkekler artık sakalsız olacağımıştı Gizem. Hadi ya, olmaz öyle şey. Ya ben de ilk başta inanmak istemedim ama maalesef öyle, gelen haberlere göre sakal modası zaten bitmiş batıda. Nasıl yani? Sakal bitmiş Gizem. Nesinin nasıl yani? İspanya bunu doğruladı, sakal bitmiş, artık erkekler sakalsız olacağımış. İtalya doğruladı, efendim İngiltere doğruladı, Amerika doğruladı. Yani şurada tipimizi kamufle ettiğimiz bir şey bulduk, yıllardır idare ediyoruz. Onu bilmeden elimizden alıyorlar, yazıklar olsun. Kim alıyor peki bunu sizden, ben onu anlamadım. Moda baronlar alıyor yavrum. Sen de kesmezsin sakalı, olur biter bebeğim, ne olacak ki yani? Ah benim saf kalpli Gizemciğim, ah. Ya ne demek kesmezsin sakalı, olur biter. Moda baronları sakallar kesecek dedikten sonra sen sakalla nasıl durursun ya? Modaya karşı gelebilir misin Gizem? Ne yapacaksın o zaman Kadir? El mecbur keseceksin yavrum. Nasıl ki sakal modası başlayınca sinek kaydı erkek kalmadı. Şimdi de tam tersi olacak. Kitleler halinde sakallarımızı keseceğiz Gizem. Koca ülke kesilen sakallarla kıl yumağına bürünecek ya. Günlerce sokaklar kesilmiş sakallardan geçilmeyecek. Yaşanacakları hayal edebiliyor musun bu korkunç tabloyu? Ay hiç etmeyeyim Kadir, midem bulandı ya. Erkekler için hiç iyi olmamış tabii bu da. Ya buraya kadarmış Gizu.
Yani sakal sayesinde kamufle ettiğimiz suratımızla etkilediğimiz hatunlara elveda diyeceğiz ya. Artık gerçek yüzümüzü görüp bizden gulyabani görmüş gibi kaçacaklar ya. Olsun ama ya. Güzel zamanlar geçirdik yani. Yani yanına yaklaşamayacağımız hatunlarla sevgili olduk. Ama tabii her güzel şeyin bir sonu var yani. Buraya kadarmış. Ne diyelim yani. Hakkınızı helal edin. Kadir, sen gözünde yaş mı var senin? Bizi ağlamayalım da kim ağlasın yavrum ya. Ha? Neyse, sen beni kederimle baş başa bıraksana biraz. Bebeğim benim. Aragaz. Aragaz. Eşber hocam. Kadir'im. Bu apartman psikopatlarına ayar verme aktivitemiz devam ediyor. Dinleyicimiz bize apartmandaki psikopat daireyi söylüyor. Ne gibi bir rahatsızlık verdiğini anlatıyor. Biz de kendisine sert bir dille ikaz ediyoruz biliyorsun. Kadir'im, büyük bir toplum hizmeti yapıyorsun. Helal olsun sana ya. Evet. Şimdi Mehmet Arı diyor ki, Mehmet Arı, ben apartmana girdiğimde her katta ayrı bir koku, katmanı olmasından müzdaribim. Bunu nasıl başarıyorlar diyor. Şimdi bu evrensel bir şey kardeşim. Yani ben Los Angeles'ta apartman dairesi tutup birkaç ay yaşadım. Orada da apartman yemek kokuyor. Ama alt katta Macarlar, orta katta bilmem kimler, üst katta bilmem kimler, benim üstümde Iraklılar. Orta Doğu apartmanı. He, bak şimdi fark ettim, Los Angeles'tayım ama Orta Doğu'da oturmuşum ben ya. Kardeş, merdiven boşluğu, yemek kokan apartman candır ya. Evet hocam, sıcak bir yanı var bunun. Ha belki de bizim kuşak için böyle ama tabii koridorları yemek kokan apartmanlar gerçek hayattan bir parça. Mesela koridorları halı kaplı apartmanlar var. Onlara genelde palas diyorlar, Nişantaşı'nda falan. Ya halı kirlenecek diye yürümeye korkuyor insan. Öyle apartman mı olur? Buradan bir şey itiraf edeyim. Evet kardeşim. Beni 2007 Oscar törenine davet ettiler. Tövbe yarabbi, kim davet etti? Amerika sinema endüstrisinde çalışan bir arkadaşım. Hatta bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul'a bir James Bond filmi çekildi. Daniel Craig oynuyor. Ben o arkadaşımdan rica edip James Bond filminde sahne oynayacaktım. James Bond hamamda beni dövecekti. Dalga geçme kardeş benimle ya. Yok yok, ciddi. Ama sahneyi iptal ettiler, çekmeler. Yoksa şu kardeşin James Bond filminde James Bond'dan dayak yiyecekti ya. Hatta sinsi planımı da yapmıştım. Doğaçlama yapıp hamam tasını kafasına vuracaktım James Bond'a. Ama tabii çekilmedi o sahne. İptal edildi ya. Neyse, ne diyordum ben? Kardeş, seni 2007 Oscar törenine davet etmişler. Ha güzel, giydik abicim smokinleri, papyon falan, gittik. Ecnebiler ona torsedo mu diler ya? Ya ne bileyim ben, papyonu, gömlekli, siyah taktım, baktım halı sermişler. Ayakkabıları çıkardım ben halıya. Çünkü halıya ayakkabıyla basmayayım dedim yani. Yazık dedim, kirlenmesin dedim. La oğlum, kırmızı halı geçişinde ayakkabı mı çıkardın ya? Hocam biz büyüklerimizden böyle görmedik mi ya? Halı varsa ayakkabını çıkaracağım. Meğer o halı Oscar töreninin meşhur kırmızı halısıymış. Tabii beyaz çoraplar var bende. Beyaz çoraplarla dünyaya reklam oldum yani. Allah'tan arkadaş erken ayıktı da kenara çekti. Biz buraya nereden geldik hocam? Kardeş, bir dinleyici apartmanda yemek kokusundan bahsediydi. Şikayetçiydi onda. Bu konuda aynı level'da değiliz. Yani ben merdiven boşluğu ya da koridorları yemek kokan apartmanları bir zenginlik olarak görüyorum. Bir apartmana girdiğinde hani bir nefes çekip dairelerden birinden biber dolması geliyor falan. O tadı alırsın. Bir yerde kuru fasulye, anladın mı? Yani hani hayatı hissedersin yani. Böyle bir şey bu. Merdiven boşluğunda yemek kokusu sinmiş yurdum apartmanı güzeldir ya. Bu konuda şikayet istemiyorum. Ne dedin Eşber hocam? Amin kardeşim. Bitmiştir. Aragaz. Aragaz. Gizu. Efendim kuşum. Dondurma seviyor musun? Ne biçim soru bu Kadir şimdi? Kediye ciğer sever misin diye sormak gibi bir şey. Hangi kadın dondurma sevmez? Evet, biraz saçma oldu. Yani. Yani böyle dondurma yemeği, yağlamayı, ondan sonra dişlemeyi falan da seviyorsun yani, değil mi? Kadir, bu sorunun nereye varacağını anladığım, kafamı bozma. Dişlerini eline veririm. 32 dişini de avuçlarında dolaşırsın. Meczup gibi gezersin bak. Yavrum bir şey mi dedim? Yavrum bir şey mi dedim? Dondurma tabii ki yalanarak, dişlenerek, efendime söyleyeyim, mah mah yaparak yenilecek bir şey yani yavrum. Allah Allah, ben bir şey demiyorum. Lütük de senin gibi düşünmüş galiba, biliyor musun?
Rütük mü? Yine çok hızlı konudan konuya geçiyorsun bebeğim. Yetişemiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Rütük dondurma reklamlarıyla ilgili bir düzenleme duyurdu. Onu diyorum. Allah, nasıl yani? Yani genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor denmiş. Hani dondurma reklamlarında biraz fazla haz almış insanlar gözüküyor ya. O tip şeylerden bahsediliyor zannediyor. Yani olabilir. Yani ama dondurma reklamlarında da hakikaten o kadar şey yapıyorlar ki ısırırken çok fazla haz alıyorlar yani. Sanırsın başka bir şey oluyor. Yani dondurmayı ısırırken kendinden geçiyorlar diyelim, değil mi? Orada gizli bir mesaj var işte. Dondurma markasının bizim ürünümüz o kadar güzel ki kendinizden geçersiniz mesajı var aslında orada. Ya her şeyde bir gizli anlam, bir alt metin aramayın ama ya. Yani dünyayı da 7 aile yönetiyormuş, değil mi? Aynen kardeşim, aynen. Kardeşim demesek sonra lazım olur belki. Ay, Ümit fakirin ekmeği olmaya devam ediyor. Yani bence dondurma reklamında ahlak anlamında bir sorun yok. Ama yani dondurma yerken o kadar aşırı zevk alan insan tuhaf hakikaten, değil mi? Yani insanın çok sevdiği yiyecekler olabilir. Ama yerken böyle hani hakikaten yüksek hazdan kendinden geçmek, bak o ilginç. Senin yerken kendinden geçtiğin yiyecek ne bebeğim? Bir sürü bir şey var ya. 1000 tane şey var. Ama en yani. Yok tak. Yok, bir sürü var. Yani. Atıyorum şimdi geldi. Beyran çorbası, bayılırım. Sahiden mi ya? Tabii kendimden geçerim. İçimden bir haz dalgası kabarır. Kızgın kumlardan serin sulara atlıyorum hissi oluşu. Serin sularda dolanırım, ardından tekrar efendim geri dönerim falan, öyle bir şeyler olur yani. Tamam dur bebeğim. Bir ufak mola ver. Kendini kaybetmeye başladın. Bir sakin ol. Yani işte çok seviyorum. O da hakikaten yüksek haz veriyor bana ya. Hem sen daha az önce insanın bir yemeği yerken o kadar zevk alması mümkün değil diyordun. Yani az önce karşımda beyran içtiğini hayal ederken bile eriyip gittin bebeğim. Bu nasıl keskin bir dönüştür üstad? Ben de anlamadım niye böyle oldu ya. Demek ki tespit de biraz yalan oldu, boşa çıktı. Ama beyran güzeldi be. Şu kadar sevilmedik hayatta be. Nasıl ya? Yani beyran kadar sevilsek yeter diyorum Kadir. Baksana, adam beyran hayal ederken hazzın böyle en doruk noktasına ulaştı karşımda ya. Ya ne hazzı ne doruğu falan, öyle şeyler yok canım, abartma ya. Valla bilmiyorum Kadir, bana bir gün olsun şöyle yükselmedi. Ben sana hep yükseğim zaten yavrum. Sana karşı sürekli plazanın 22. katındaki bir asansör gibiyim. Anlasana sen beni ya. Yani always high, always high. Anladın? Ya şapşal. Yine iyi toparladın da. Bebeğim. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Dünyanın en zengin adamı kim bildin mi? Brunei Sultanı, hani şu altınla tartılan bir cahil var, o mu? Brunei Sultanı zenginlik bahsinde çırak çıkalı çok oldu ya. Dünyanın en zengin adamının adı Jeff Bezos. Ay Bezos mu? Ay tam bu devrin adamı desene. Hocam Bezos değil hocam, Bezos. Neyse, adam Macar asıllı olduğu için soyadının sonundaki S harfi aslında şey olarak okunması lazım. Bezos denmesi lazım. Beşiktaş'ta Holosko diye bir adam vardı. Onun adı aslında Holoşko. Ama bizde S'yi Ş okuma adeti olmadığı için... Kadir. Efendim? Dünyanın seni yanlış anlamasından çok korkuyorsun değil mi? Herkes seni doğru anlasın istiyorsun. Evet, nereden anladın hocam? Herifin soyadındaki S harfini neden S olarak okuduğunu 10 dakikadır uzun uzun anlatıyorsun. Ayol bırak, kim nasıl anlarsa öyle anlasın ayol. Değil mi? Ya işte ben hep buradan kaybediyorum Dilber hocam. Neyse, bu dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos uğruna 25 yıllık evliliğini bitirdi sevgilisiyle. Rahat rahat Honduras yapabilmek için New York'un göbeğinde yan yana iki tane malikane almış. Bu yan yana iki malikaneyi birleştirip aradaki duvarı yıkmak için yapılan tadilat bile 3 yıldır sürüyormuştu. Görüyor musun? Dilber hocam, görüyor musun? Dünyanın en zengin adamı da olsan ustaya laf geçmiyor. Ay cahil, bunlar 3 senede bir duvar yıkılmaz mı ayol? Aman hocam, sen bu yıkım iznini almak ne kadar zor biliyor musun? Jeff Bezos daha asıl şoku tapuyu çıkarmak için gittiğinde yaşayacak. Ne şoku? Ya şimdi iki binayı birleştirdi ya,
Tapuda bu iki binayı birleştirmek gerekecek. Oradaki memur eğer zorluk çıkartırsa, küçük bir hata yaparsa hatayı düzeltmek için en az bir bina parası kadar mahkemede para harcayacak. Ay başından geçti galiba, çok tecrübelisin. Geçti nelerle uğraştım ben bir bilsen. Ay benimki çalıyor, ötüyor bir telefon çalıyor. Benim telefonum çalıyor, özür dilerim. Alo, aleyküm selam kisiye. Ooo Jeff Bezos abim. Buyur abim. He abim. 3 senedir değil mi? Vah güzel abim. Ne diyor Kadir? Kadir diyor, ben hatunla tanıştım diyor. Benden 25 yaş küçük diyor. Baş başa kalalım diye diyor. O gazla diyor 2 tane malikane aldım diyor. 3 senedir diyor. Birleştiremediler, aradaki duvarı yıkamadılar, inşaat bitmedi diyor. Lan diyor, ben hatundan sıkıldım, artık eski heyecan kalmadı diyor. Hala inşaat devam ediyor, bu nasıl bir iştir ya diyor. Bir kere ustaların eline düştün, dert sahibi oldun sen cahil. Alo Jeff abi, şimdi senin evdeki ustalar 3 senedir tadilatı bitiremedi mi abi? Pimapenleri mi takmadılar? Ha takmazlar. Başka iş de aldıkları için Bezos abi. Evet. Bari sen otellere para vere vere tabii yıldın değil mi? Ha evet. Evet. Tamam abi. Ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor, hiç sorma diyor. Otellere verdiğim parayla diyor Los Angeles'ta House Villa alırdım diyor. Hayır, dediğim gibi diyor, hatundan da sıkıldım. Aldığım evler de elimde batladı diyor. Lan bu hovardalık ne zormuş diyor. Yıldım yeminle diyor ya. Hovardalık böyledir. Tabii adamı bitirir ayo. Abicim sen niye yarı yaşındaki peki bir kız için yuvanı dağıttın ki ne? Ha? Biraz hata senin papaçım. Bak sen gün görmüş adamsın. Şu hayatta benden daha çok şey görmüşsündür. Ama ben sana bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Dünyanın en güzel, en harika, en ulaşılmaz kadınıyla birlikte olsan da 6 ay sonra aynı hisleri yaşıyorsun. 6 ay sonra hava gazı oluyor. O yüzden sen gel beni dinle, yuvana, ex yengeye geri dön. Geri dön eski yenge. Çoluk çocuğun başına geç. Jeff Bezos abi. Ya sen nasıl bir adamsın? Ne diyor Kadir? Benim diyor, benim gata diyor asansörden bir hatun girdi şimdi diyor. İlik gibi diyor. Bir yaklama macunu atacağım diyor. Belki diyor cevap verir diyor. Hadi siz işinize yüzünüze bakın, ben bu yavruya yürüyorum dedi, kapadı. Ay zengin ama cahil bu adam. Aragaz. Aragaz. Gizem. Hı. Efendim? Canım, Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Oğuz Akçay, efendim, şeyin iPhone'un açığını bulmuş. Bunu da Apple'a iletmiş. Apple'da vatandaşın bulduğu açığı kabul etmiş. Vay, helal. Vallahi azimli çocuk belli. Bu açığı kendilerine bildirdiği için teşekkür etmişler. Açığı bulan çocuğun hesabına da 100 lira yatırılmış. 100 lira mı? Evet, ödül olarak. Ay çok yatırmışlar maşallah. 3 tane şarkı yükleselermiş bari yetermiş yani. Ya da bir tavuk döner falan ısmarlasalarmış. Hakikaten koskoca Apple 100 lira yatırıyor, ayıptır ya. Ya sen bayramda el öptüren enişte misin çocuğa 100 lira ateşliyor. Aç kesenin ağzını lan, aç, ne olur ki ne ya. Yani oldu olacak, Apple çocuğu markete yollayıp üstüyle de kendini bir şeyler al deseymiş. Ya bak çok güzel bir şey dedin. Yani çok ben de az buldum şu anda. 100 lira vermişler. Yani sonuçta vermişler tabii. Aslında her şirket de bu yükü kaldıramaz. Tuhaf bir şekilde aynı hafta Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki bir başka vatandaş da başka bir açığını bulmuş. Apple'ın açığını bulma haftası falan galiba bu hafta. Ha, evet, yani artık Paris moda haftası out. Apple'ın açığını bulma haftası in. Bu vatandaşa da Apple 200 lira ateşlemiş. Ama bu ayrımcılık. Ya biraz adaletli olsunlar değil mi? Doğru diyorsun. Ya birine 100, diğerine 200. Ya milyar dolarlık şirketin haline bak. Açığını bulana efendim hangi banknot denk gelirse ondan ateşliyor ya. Genç adamsın, bulunsun çekmiş resmen. Ya aynen, insanın yani ne bileyim bir gönlünü almak için bir 1000 dolar yapıştır ya. Ha? Ya da ne bileyim mesela 01'er telefon gönder değil mi? Ama demek ki böyle böyle zengin olunuyor işte Gizu. Dünyanın en büyük şirketi bu şekilde mi zengin oldu diyorsun Kadir'cim? 100 lira 200 lira deyip geçmemek lazım belki. İşten artmaz dişten artan demişler ama hani onlar için bu küçük bile değil. Mikron bir para yani. Hmm,
Senin bu vizyonerliğine bayılıyorum biliyor musun? Sağ ol canım, sağ ol. Yani demek ki bir dahaki sefere Apple'ın açığını bulursan iyi pazarlık yapacaksın abi. Yani öyle yok tavuk döner artı ayranı açık bulma yapmayacaksın yani. Sağlam diyeceksin ki şunu verirseniz size gösteririm söylerim diyeceksin. İş oraya gider zaten, doğru diyorsun. Ya bak bu kadar açık varsa yakında tavuk döner ayrana kadar gider bu iş. Ufacık bir şarj aletini bile yüzlerce liraya satmayı biliyorlar. Ha? Sakin ol bebeğim, sana yine yaşlı siniri geldi. Yaşlı siniri ne lan? Evet, yani sende yaşlı siniri var. Genelde senin yaşındaki erkeklerde gözlemlenebilir böyle şeyler. Böyle içinden hiç sokağa yanlış park eden araçlara sileceklerini böyle kaldırmak geliyor mu? Yani geliyor. Çekinme çekinme söyle hadi. Geliyor arada dedim ya, geliyor. Artık orta yaşlı bir erkeksin normal, ama ben olgun severim zaten, boşver bir şey olmaz. Harbi mi diyorsun? Tabii, sen tam sugar dediysin bebeğim benim için. Neyse yavrum kapatmak mevzu da, Apple diyorduk, iş nereye geldi? Ben yedireceğim sana elmayı, merak etme. Yavrum bana ayvayı yedireceksin gibi geliyor ama. Kadir. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Ayakta uyuyorsun yeminle ya. Ay ancak cahiller uyur ayol. Ben niye ayakta uyuyayım? Popçu Berkay ile Demet Akalın arasında çıkan saat krizinden senin haberin var mı? Öbürü ne iş yapıyor? Hangi öbürü? Ay Popçu Berkay dedin ya, bir de bir kız ismi söyledin. Demet Akalın. O ne iş yapıyor? O da popçu. Berkay'a popçu dedin de Demet'e niye demedin de soyadını söyledin? Kamuoyu onları böyle tanıyor. Yani kamuoyu Berkay'ı popçu diye mi tanıyor? Hocam bizi bu anlamsız diyaloğa niye sürüklüyorsunuz? Anlamadım ki ben. Hayır nedir yani? Ayol popçu Berkay diye isim mi olur ya? Bu çocuğun soyadı yok mu? Sana da tarihçi Dilber diyorlar. Ay cahil, tarihçi ne demek, dönerci gibi. Ben anlı şanlı profesörüm ayol. Yürü be profesörüm benim. Bir de sana bak, bir de şimdiki profesörlere bak. Doktora tezinden haberi olmayan profesör var ya. Vallahi mayol, o nasıl oluyor Kadir, anlatsana. Anlatırım anlatırım, şimdi ürkütmeyelim vakfakları. Biz hava cıva yapmaya devam edelim. Nedir? Popçu Berkay ile Demet Akalın arasında saat krizi yaşanmış. Bu olayın detayına gireyim ben. Ne güzel, hiç beyin gerektirmeyen konular konuşuyoruz. Vallahi bak bu kadar yüksek IQ'm sabahtan beri boşa gidiyor. Hocam olay şu, Popçu Berkay'ın sayın eşi hanımefendi bir bebek doğuruyor. Allah bağışlasın. Efendim Demet Akalın da Popçu Berkay'ın karısına göz aydınlığı olarak bir kol saati takıyor. Ne kadar ayıp. Ne ayıp? Ay doğum yapan kadına saat takılır mı ayol? Sünnet çocuğu mu bu? Altın tak efendim, yüzük tak. Kadına saat takılır mı hiç? Yani sana taksa reddedeceksin yani sen değil mi? Cahil, bana taksa ben niye reddedeyim? Ne olsa mıyım? Ben erkeğim, erkeğe saat takılır. Hocam düğünde damada takı olarak saat takılabiliyor muyuz? Büyük görgüsüzlük olur. Saat bir tek sünnet çocuğuna takılabilir. Ha, neyse. Demet Akalın Popçu Berkay'ın hanımına göz aydınlığı olarak 50 bin liralık saat takmış. Wow diyorum. Neyse birkaç gün sonra Demet Akalın'a haber gidiyor. Popçu Berkay'ın hanımına takmak için saat aldığı saatçiden haber gidiyor. Diyor ki Popçu Berkay'ın karısı geldi, sizin saati getirdi, parasını istiyor. Olabilir. Ama hediye satılır mı ya? Ay neden satılmasın ayol, para lazımsa satılır. Sen onu hediye etmişsin. Senden çıkmış gitmiş, sana ne? Belki karşı taraf nakite sıkıştı. Belki saati beğenmedi. He, Demet Akalın da bu haberi alınca isyan ediyor. Bir daha da kimseye saat takmam diye haber oluyor. Başkalarına da saat takmış mı? Demek evvelden taktı yani. Bir daha takmam diyor. Lan belki Demet Hanım'la karşılaşırdık. Eskiden beraber işte yaptık. Ondan sonra yani ne bileyim, doğum günümüzde falan belki bir saat takardı kardeşine ya. Ay ölme eseğimi ölme, daha da yonca bitecek. Ya zayıf da olsa bir ihtimal vardı yani. Şimdi kızcağızı saat hediyesine tövbe ettiriyorlar. Ya neyse tabii, bir de Popçu Berkay tarafa. Berkay da demiş ki biz saati satmak istemedik. Aradaki farkı ödeyip değiştirmek istedik. Yoksa benim karımın kolunda 42 bin dolarlık saat var demiş. Ay diyorum, oy diyorum, of diyorum. Kolunda kaç paralık saat var Dilber hocam?
Vallahi ben bak rahmetli dedemin altın kaplama 1908 mode IVC saatini takıyorum. Oha! Nereden baksan 100 bin dolardır o ya. Hem antika hem marka. Ay bu kolumdaki saat 100 bin dolar mı? Tabii en az su içinde. Ay satayım ben bunu hemen ayol. Ama dedenin hatırası. Ay tamam dedem bana 100 bin dolar harçlık yollamış derim. Yemin ediyorum çakalın önde gidenisin hocam ha. Senin kolundaki saat kaç para Kadir? Hocam saati göstereyim. Ay bu ne ayol, duvar saatini koluna takmışsın Kadir. Hocam ben büyük saat seviyorum, büyük kadran saat. Kaç para bu ayol? Hocam rakam önemli değil, gönüller bir olsun. Anladım, pahalı. Sünnetimde taktılardı aslında. Nerene? Ne demek ya, kol saati nereye takılıyor? Hayır, sünnetimde taktılar dedin de olayın ruhuna uygun bir yere takmış olabilirler mi diye söyledim. Kayışlı kol saatini. Hocam gözümün önüne getirdiğin şu görüntüyü unutmam en az 6 ayım alır. Yani mahvettin bilinçaltımı ya. Zaten karışık bir bilinçaltım var. Ay bilincinin üstünde ne hayır gördük ki altından görelim. Ha cahiller ayol. Aragaz. Aragaz. Gizo. Söyle aşko. Ya biz Türkler biraz değişik milletiz ha. Malum yani. Başka memleketlerde göremeyeceğin tuhaf tuhaf enteresan hadiseler yani. Mesela ilginç karakterler vardır bizde. Hal böyle olunca da bir sürü ilginç hikaye olur. Mesela bu konuda bize biraz yakın olan hangi millet var sence? Bilmem ki kim var? Bence Ruslar var. Yani Ruslarda da bizim gibi kafa değişik çalışıyor yani. Geçen gün bir haber vardı. Rusya'nın Samara şehrinde bir benzin istasyonu reklam olsun diye benzinliğe bikiniyle gelenlere ücretsiz yakıt vaat etmiş. Vay, güzel taktik. Bunun üzerine ücretsiz yakıt almak için benzin istasyonuna bir sürü bikinili kadın gelmesi gerekiyor değil mi? Çünkü kampanya böyle yani değil mi? Yani öyle olmuştur herhalde. Abi olmamış. Benzin istasyonuna bir sürü bikinili kadın gitmemiş. Tam dersi bir sürü bikini giymiş erkek gitmiş. Ya inanmıyorum ya. Adamlar bedava benzini duyunca uzatmadan, çekinmeden giymişler bikinileri. Benzinliğe bikiniyle gitmişler Gizo. Bedava benzin baldan tatlı gelmiş. Yani şimdi bedava yakıt da hiç fena teklif değil şimdi. Yahu. Bazı erkekler bikininin altına topuklu ayakkabı bile giymişler. Adam iş edilmiş ya. Ne kadar rüküş ya. Bikininin altına topuklu ayakkabı mı giyilir? Giysene şöyle zarif bir sandalet. Yavrum ben ne diyorum sen ne diyorsun? Adam topuklu ayakkabı giymiş diyorum. Boş ver şimdi şıkır rüküşü ya. Hem o zorunlu da değil. Yani niye giyiyorsun ki sen topukluyu? Zorunlu olan bikini, onu zaten giymişsin. Kombin yapmak istedi herhalde elin adamı ya. Bilemiyorum artık. Belki de hoşlarına gitti öyle giyinmek. Denemeden bilemezsin bebeğim. Aman Allah yazdıysa bozsun bu yaştan sonra. İnsan huyunu suyunu değiştirmesin ya. Hayal kurma bak. Bak hayal kurmadıysan gözlerinde beni öyle bikiniyle hayal ediyormuş gibi bir hava var kız. Ay ya seni böyle bikini ve topuklu ayakkabıyla benzin alırken düşünemiyorum Kadir ya. İsabet. İsabet mümkünse düşünme yavrum, isabet. Ay tamam tamam. Ama bizim burada olsa millet aynı şekilde oluşur muyuz? Bilmiyorum yani. Hani bedava bir depo yakıt sonucunda az bir şey de değil. Ama biz biraz farklı davranırız. Bilemedim ya. Ay çok kötü olur Kadir ya. Bikinili bikinili dayılar. Üf, yok, bu toplum buna asla hazır değil. Bence de hazır. Yani en azından üzerine bir pareo falan olursa bir derece değil mi? Bak bak neler de biliyor. Acaba dikkat ettiysen bu kampanyayı yapan benzin istasyonu bikini ile gelenlere yakıt ücretsiz demiş. Evet. Bikini ile gelenlere ücretsiz demiş. Giyin dememiş. Yani eline bikini ile gitsen belki yine olacak efendim. Ay, en ufak boşluğu bile değerlendiriyorsun Kadir. Bravo. Yavrum yokluk insanıyız biz. En ufak boşluğu bile tabii ki değerlendiririz. Demek ki öyle. Tabii ki. Tabii abi. Aragaz. Aragaz. Eşber hocam. Kadir'im. Dinleyici sorusu var. Aragaz karnavala tweet mi atmış yoksa? Evet öyle yapmış. Aragaz karnaval adresine tweet atmış. Diyor ki Eray kardeşimiz yıllar yıllar önce şehvet diyarı Amerika'nın Cincinnati bölgesinde
kapı kapı dolaşıp pazarlamacılık yaptığın doğru mu abi diyor. Neye gizledin diyor. Doğru mu Kadir kardeş ya? E doğru tabii, ne yapalım. Yıllar yıllar evvel Eray'ın da dediği gibi şehvet diyarı Amerika'nın envai çeşit günah dolu beldesi Cincinnati'de hem üniversitede okuyorum hem de kapı kapı dolaşıp pazarlamacılık yapıyorum hocam. Ne satıydın kapı kapı kardeş ya? Pompa. Yani damacana için su pompası. Ha hani şu hani evlerde böyle su damacanalarına takıyorsun da tepeden böyle fıs fıs bastırıyor su akıyor pompa mı? Evet evet. Neyse bir gün yine kapı kapı geziyorum. Binaya girdim. Baktım George Clooney. Satıcı giremez birader, uza buradan dedi. George Clooney ne arıyor orada ya? Apartmanın yöneticisiymiş. George Clooney. Evet. Hatta ben apartmana girdiğimde giriş kapısının camına otomatiğin zincirini gece 12'den sonra çıkaracağım. Gece şarapçılar içeri girip CEO diye not yazdım. George Clooney mi? Ya hocam o adamın soyadı Clooney değil ki, Clooney değil mi o ya? Kardeş Clooney diye biliydim ben de ya. Neyse. Sayın abicim ekmeğimin peşindeyim. Serseri de değilim, kimseyi de rahatsız etmeyeceğim. Müsaadenle bir iki dairenin kapısını çalacağım dedim. Ne satıyorsun sen dedim. Su pompası dedim. Johnny Sins'i tanır mısın bizim camiadan dedi. Bizim camiadan ama underground dedi. Yok abi tanımıyorum, kimdir Johnny Sins, ne iş yapar dedim. O da pompa işinde dedi. O sırada apartmandan içeri Jennifer Lawrence girmesin mi? O da mı satıcı? Yok, kat maliki o. Apartmanda evi var. Beni gördü, bu beni gördü. Ay siz Elazığlı mısınız yoksa dedi. Evet bayan, nereden anladınız dedim. Yemekten sonra tek kolonyalı mendille önce ağzını sonra elini sonra ayakkabısını silen erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar, oradan bildim dedi. Oo ben Malatyalıyım, ben de yapayım ama ya. Hocam çok enteresan bir şey, zaten bu kolonyalı mendil alışkanlığı bizde var, başka birçok memlekette yok biliyorsun ya. Neyse, yapan kişi de çok var yani. Ama Elazığ'dan çıkmadır bu iş, ben sana söyleyeyim. Yemeğini yersin, garson ıslak mendili getir, önce bir güzel elini ağzını, sonra hatta masayı silip ayakkabıyı silen de vardır. Biraz masayı da siler, sonra ayakkabıyı siler. Neyse tabii biz böyle konuşunca George Clooney, Clooney kıskandı. Beni omzumdan itti. Hadi kardeşim hadi lafı uzatma. Çık. Seyir satıcı giremez değişti. Jennifer Lawrence araya girdi. Ay dedi, pazarlamacı mısın? Ay ben bayılırım seyyara. Seyyarın malını çok severim. Ne satıyorsun sen dedi. Pompa işindeyim bayan dedim. Pompa, damacana pompası. Ondan sonra Lawrence'dan Jennifer dedim. Ay bana da çok lazım. Geçen gün Kolombiyalıların bir dolarcısından damacana pompa aldım. İki basışta sündü gevşedi. Senin pompan kuvvetli mi dedi. Ben de yani cevabım dedim ki Elazığlıyım diyorum. Başka da bir şey demiyorum bayan dedim. Ay çok ikna edicisin, hadi gel. Hadi gel damacanama pompa tak, Elazığ'ın yiğidi dedi. Biz bunun dairesine merdivenlerden çıkarken aşağıdan George Clooney denen avar elde, Jennifer Hanım bilginiz olsun size söylüyorum, biz de doğma büyüme Connecticut çocuğuyuz değişti. Ama ben ve Jennifer tabii şu kahkahalar attık. Onlar apartmanın boşluğunda yankılandı. Onun güçlü ekosunda boğuldu gitti. Onun o saçma cümlesi. Vay be Kadir kardeşim. Demek Jennifer Lawrence'ın damacasına damacana pompası taktın ha? Taktım hocam. Yaman adamsın Kadir. Vallahi helal sana bu yollar ya. Ya genetiğim böyle yani. Ben aslında bir şey yapmıyorum. Tamamen genler yani. Aragaz.